Geceye habersiz veda etmeyi. Mustafa Balevi'nin hazırlayıp sunduğu Gece Ajansı hafta içi her gece 23.30'da Akit TV'de. İnsani Yardım Vakfı Yeryüzü Notları programını sunar. Yeryüzü notlarından hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Dünyanın neresinde bir masum varsa, kendisine bir yardım elinin uzanmasını bekliyorsa, aziz Türk milleti onun yardımına koşuyor. Ve bunu gönülden yapıyor, hiçbir karşılıkta beklemeden Allah rızası için yapıyor. Yeryüzü notlarında karşılıksız olarak uzanan bu iyilik ellerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Yeryüzü Notları'nın bu akşamki konu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Doktorlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Sayın Hasan Koçoğlu. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim efendim, hoş bulduk, sağ olun. Bir insanın, sağ olun hocam, bir insanın bir insana yapabileceği en büyük iyilik karşılıksız ona yardım elini uzatması olsa gerek. Yüce Allah hepimize farklı farklı donatılar vermiş. Kimimiz işte sizin gibi alanında uzman bir hekim oldu. Kimimiz başka bir alanda uzmanlaştık ve bu uzmanlığımızı, Allah'ın bize bahşettiği bu bilgiyi, bilgi birikimini hiçbir maddi çıkar beklemeden yardıma muhtaç insanların hizmetine sunuyoruz. Bu önemli bir şey. Bu erdemlilik demektir. Türk milleti sağ olsun aziz milletimiz bu konuda tarihi boyunca ecdadıyla birlikte hep örnek olmuştur, örnek olmaya da devam ediyor. Siz kıymetli hocamla bu akşam Yeryüzü Notları'nda faaliyetlerinizi konuşacağız. Uluslararası Doktorlar Derneği'ni konuşacağız ama öncelikle kıymetli izleyicilerim için kendinizi bize biraz tanıtır mısınız? Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle izleyicilerimize ve hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sizin de Dünya Gazeteciler Günü'nüzü canı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun, var olun. Çok daha iyi günlerde, çok İnşallah. Daha başarılı faaliyetlerde birlikte olmak ümidiyle hakikaten bütün gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Hasan ederiz. Koçoğlu, Bayburtluyum. Eskişehir'de büyüdüm. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991 yılında mezun oldum. Evet. Sonra Koçoğlu Kalp ve Araştırma Hastanesi'nde anestezyoloji ve reanimasyon ihtisası yaptım. Sonra Van'da askerlik yaptım 14 ay. Sonra Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldum. Sonra Bolu'ya geçtim. Bolu'da öğretim üyeliğine devam ettim. Bolu'da bir dönem tıp fakültesi dekanlığını yaptım. 2015 yılından beri de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde tıp fakültesinde anestezyoloji ve reanimasyon anabilim dalı başkanı olarak çalışıyorum. 2011 yılından beri de Uluslararası Doktorlar Derneği ile irtibat halindeyim. 2014 yılından beri yönetim kurulu üyesi olarak çalışıyorum. Kıymetli hocam benim anladığım kadarıyla Türkiye'de görmedik yer kalmamış. Birçok yerini gördüm ülkemizin çok şükür, evet. Evet. Ve gittiğiniz yerlerde de insanlarımızın dertlerine derman olmak için gece çok gündüz şükür. Çalıştınız. Evet. Sağ olun, var olun. Ve bu bilgi birikiminizle de artık yeni nesili yetiştiriyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Evet, yani yeni nesil hakikaten ümit veriyor. Hı hı. Gençlerimiz çok akıllılar, çok zekiler, çok çalışkanlar ve en önemlisi de özgüvenleri yüksek. Evet. Biz ve bizden önceki nesillerde bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın bizim biraz özgüven problemimiz oldu yurt dışındaki insanlara karşı. Evet. Yeni neslin özgüveni yüksek, inşallah çok daha iyi şeyler yapacaklar. Kıymetli hocam,
Uluslararası Doktorlar Derneği Yönetim Kurulu üyesisiniz. Kısa adıyla AID ait. Evet. Uluslararası Doktorlar Derneği nedir? Ne amaçla kurdunuz, kuruldu? Nerede kuruldu? Faaliyetleri neler? Uluslararası Doktorlar Derneği tamamen yerli ve milli bir dernektir. İstanbul'da kurulmuştur. Merkezi Edirne Kapı'da, Fatih'tedir. Adı uluslararası, çünkü uluslararası faaliyetler yapan bir dernektir. Evet. Türkçe adı Uluslararası Derneği, İngilizce adı Alliance of International Doctors şeklindedir. Evet. Bu İngilizce kelimelerinin ilk harflerini aldığımızda da AID oluyor. Evet. Dolayısıyla bizim derneğimizin kısaltmasının anlamı bu. AID'nin kısaltılmışı, Alliance of International Doctors. O AID İngilizce AID ya da AID diye de okunur. Evet. Ve o yardım demektir, biliyorsunuz. First aid dendiğinde de ilk yardım anlamına geliyor. Yani hani ismiyle müsemma diyoruz ya. Evet hocam. Biraz derneğimiz öyle oldu. İsmiyle müsemma bir sağlık yardım derneğidir derneğimiz. Tamamen tek amacımız sağlık anlamında karşılıksız sağlık hizmeti, sağlık ihtiyacı olan insanlara sağlık hizmeti ve benzeri sağlıkla ilgili yardım yapmaktır. Derneğimiz bir sağlık yardım derneğidir diyebiliriz. Şimdi bu dernek nasıl kuruldu? Bu fikir nasıl ortaya çıktı kıymetli hocam? Ve bu derneği kurmaktaki asıl amaç neydi? Şimdi aslında bizim derneğimizin bir geçmişi var. Geçmişi hani programımızın da sponsoru olan İHH var ya. Evet. İHH'nın bir sağlık kolu, sağlık birimi, sağlık komisyonu vardı önceden. Sağlık komisyonunun işleri büyüyünce hani bunu özgün bir dernek haline getirelim. Evet. Yaklaşımının neticesi olarak 2011 yılında kuruldu. Adı Uluslararası Doktorlar Derneği'dir. Evet. Ama bir doktor derneği değildir, bir sağlık yardım derneğidir. Dolayısıyla kurucuları da sadece doktorlar değildir. Doktor da var, eczacı da var, iş adamı da var kurucuların arasında. Çok bugün güzel. De öyle. Bugün de yönetim kurulunda doktor var, eczacılar var. Destekçilerimiz içerisinde iş adamlarımız, ya her vatandaşımız bize gönüllü olabilir, derneğimizin mensubu olabilir. Dolayısıyla hani böyle bir doğuş söz konusudur 2011 yılında. O anki o günün şartlarına göre ihtiyaçtan doğan bir kurulma olmuştur. Şimdi kıymetli hocam, az önceki sohbetimize başlarken az önce bir ifade kullandım. Türkiye'de gezmedik yer bırakmadınız diye bir ifade kullanmışım. Onu bilerek kullandım. Şimdi bu dernek kurulurken Türkiye'de gezmedik yer bırakmadınız ya. Türkiye'de sağlık alanında bir eksiklik gördüğünüz için mi kurdunuz? Yoksa aziz milletimizden başka farklı coğrafyalara uzanıp oradaki insanların dertlerine derman olabilmek için mi derneği kurdunuz? Aslında İHH gibi bizim dernek de hem ülkemizde hem ülkemiz dışında yardıma ihtiyacı olan herkese yardım elini uzatmak, ihtiyaçlarını gidermek üzere kurulmuştur. Bizim özelliğimiz sadece sağlık alanında yardım yapmaktayız. Evet. Ülkemizde de çok fazla yardıma ihtiyacı olan insan var. Ülkemiz dışında da çok fazla yardıma ihtiyacı olan insan var. Evet. Ülkemizde sağlık hizmetleri sağlık güvencesi, devletin sağlık güvencesi altındadır. Ama sağlık güvencesi olmayan kişilere de biz ülkemizde eğit olarak sağlık hizmetlerinde yardımcı olmaktayız. Evet. Faaliyetlerimizi söylerken bunu anlatacağım. Ama esas itibariyle de ülkemiz dışında gelişmekte olan geri kalmış ülkelerde sağlığa çok fazla ihtiyaç oluyor. Sağlık yardımına çok fazla ihtiyaç oluyor. Esas amaçlarımız oradaki insanların sağlık anlamındaki ihtiyaçlarını karşılamak, bu amaçla daha çok kurulmuştur. Şimdi kıymetli hocam, ülkemizde sağlık hizmetleri ücretsiz. İnsanlarımız herhangi bir devlet hastanesine ve çıkartılan son düzenlemelerle birlikte acil durumlarda özel hastanelerin acil servislerinde de ücretsiz bir şekilde sağlık hizmeti alabiliyorlar. Yurt dışına gitmediğim için, bilmediğim için soruyorum. Sağlık yardımı. Şimdi Türkiye'de sağlık alanında çağ atladık ve çağ atlamaya da devam ediyoruz. Siz ve sizin nezdinizde kıymetli profesör doktorlarımız, kıymetli hocalarımız sağlık alanında da bayrağımızı şanlı bir şekilde dalgalandırıyorlar. Sağlık yardımına ihtiyaç mevzusunu biraz açmak isterim. Şimdi biz milletçe işte aş
İAŞ ve benzeri barınma ihtiyacı gibi ihtiyaçları hep bugüne kadar gördük, yaşadık. Dünya çapında farklı ülkelerde sağlığa ihtiyaç var mı? Yani sağlık yardımlarına ihtiyaç var mı? Hani diyorum evet Türkiye bir çağ atladı ama her ülke tabii Türkiye gibi olamıyor. Ya aslında şöyle Murat Bey, yani bizim ülkemize baktığımızda da yıllar öncesinde sağlık yardımına ve sağlığa çok ciddi ihtiyaçlarımız olmuş. Evet hocam. Çok değil yani buradan 20-30 sene öncesine gittiğimizde hani köylere devletimiz belli oranda belli evet. hizmetleri götürmeye çalışıyordu. Evet. Ama çoğu yerde de insanlar kendi ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla gidermeye çalışıyorlardı. Biz bugün hakikaten iyi bir noktadayız sağlık açısından. Ülkemizdeki sağlık hizmetleri devletimiz tarafından ücretsiz olarak verilmektedir. Ama bugün dünyanın birçok ülkesinde durum böyle değil. Evet. Dünyanın birçok ülkesi yemeğe muhtaç, evet. barınmaya muhtaç. İnsanın iki temel ihtiyacı, birisi barınma, biri yemek, bir de sağlık, ondan sonra da sağlık geliyor işte. Evet. Ya bunlara çok fazla ihtiyaç var. Yani özellikle mesela Afrika gibi, Asya'nın bazı ülkeleri gibi hakikaten açlık sınırının çok gerisinde geliri olan, imkanları olmayan ülkelerde evet. sadece sağlık yardımına değil, diğer yardımlara da ihtiyaç oluyor ama işte yemek karşılanması gerekiyor, eğitime destek olunması gerekiyor, beslenme önemli, barınma önemli. Sağlık da bunlardan birisi. Yani düşünün ki bir ülkede bir aile günde $1 geçinmeye çalışıyor. Öyle bir zorunluluğu var, başka geliri yok. Onu zaten gidip hani yemeğini harcıyor. Barınması evet. bile yok doğru dürüst. Doğru. Derme çatma doğru. yerlerde. O insanlara sağlık hizmeti götürülmesi gerekiyor. Onun hastalığının tespit edilip tedavi edilmesi gerekiyor. O insanın hastalık anlamında eğitiminin desteklenmesi gerekiyor. Aynı zamanda oradaki işte sağlık elemanlarının yetiştirilmesi, ebedir, hemşiredir, evet. doktordur. Bunları yetiştirmek için destek gerekiyor. O anlamda işte ihtiyaç çok fazla. İhtiyaç sadece bu açıdan da değil. Bazen mesela felaketler oluyor. Felaketlerde evet. çok ciddi ihtiyaçlar oluyor. Doğru. Ya da ne bileyim ben hani dünyanın her yerinde savaşlar oluyor. Maalesef. Yüzyıllardır oluyor. Maalesef. Bin yıllardır oluyor. O savaşlarda ihtiyaçlar oluyor. Yani nerede bir sağlığa ihtiyaç olursa biz oraya gidiyoruz ve bu ihtiyaç dünyanın her yerinde var. Her yerinde. Amerika kıtasında da var. Avrupa'da da, Asya'da da, Amerika'nın içinde de var, Avrupa'nın içinde de var, Afrika'da da var, Asya'da da var. Nerede bir ihtiyaç varsa biz oraya gitmeye çalışıyoruz. Aslında, yani ihtiyaç çok fazla. Sağlık yardımına ihtiyaç çok fazla biraz göz ardı ediliyor. Hani insanlar esas itibariyle beslenme ve barınma ihtiyacının peşinde koştukları için ve yardımını yapan derneklerin çoğu da bu amaca yönelik hizmetler verdikleri için bizim alanımız biraz gerilerde kalıyor sağlık yardımı. Ama buna çok ciddi ihtiyaç var. Gezip gördükçe daha çok fark ediyoruz bunu. Aslında Kıymet Hocam çok haklısınız. Bu COVID-19 sürecinde bunun örneklerini gördük. Hani gelişmiş ülkeler diye tabir edilebilecek ülkeler. Amerika'da bile askerler COVID-19 salgınında yardıma koşmak zorunda kaldılar. Evet. İtalya COVID-19'la mücadele edemediği için tek başına Rusya askerleriyle destek vermek zorunda kaldı İtalya'ya. Haklısınız. Aslında sağlık çok önemli bir ihtiyaç ve ülkelerin modernlik ya da gelişmişlik seviyelerine bakmaksızın her ülkenin ihtiyaç duyabileceği bir önemli alan. Yine Allah'a şükürler olsun ülkemiz, tabii, devletimiz tabii, çok şükür, bu konuda çok ciddi adımlar attı, atmaya da devam çok ediyor. Şükür. Buradan devlet yetkililerimizi canı yürekten bir vatandaş olarak tebrik ediyorum. Şimdi biz ülkemiz ne yapıyor? Yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız hasta mı? Anında ambulans uçağını gönderiyor, ülkeye getiriyor, tedavisini yapıyor, sağlığına kavuşturuyor Allah'ın izniyle. Ve burada tabii ki sizlerin, hekimlerimizin güvenilir olması da son derece etkin. Ya biz ülkemizle övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Bizim doktorlarımız bilgi ve beceri olarak dünyanın en iyileri arasındadır. Geri değildir. Biz sadece teknolojik olarak, tıbbi teknoloji olarak bazı ülkelerden geri demeyeyim ama aynı seviyede değiliz. Daha onlara yetişmek için biraz daha çaba sarf etmemiz gerekiyor. Evet. Ama bilgi ve beceri olarak biz ülke olarak iyi durumdayız doktorlar olarak. Çok daha iyi hizmet veriyoruz. Ben de bütün meslektaşlarımı
Özellikle şu COVID sürecinde. Evet. Cani Gönül'den tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bizim hastanemizde de hakikaten biz COVID sürecinde biz çıktığı günden beri çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ben bütün hastanedeki arkadaşlarım, ekip arkadaşlarımızla hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum. Yoğun bakım yatağımız çıktığı günden beri dolu. Yataklarımız hiç boşalmadı. Evet. Hala hizmet etmeye devam ediyoruz. Evet. Şimdi kıymetli hocam, Uluslararası Doktorlar Derneği'nin kuruluşundan bahsederken dediniz ki hekimlerimiz var, doktorlarımız var, eczacılarımız var, iş insanlarımız var. Yani geniş bir yelpazeden gönüldaşların bir araya gelip kurduğu bir dernekten, Uluslararası Doktorlar Derneği'nden bahsediyoruz. Hani dedik ki adı doktorlar ama işte eczacı da var, evet, iş insanı da var, farklı alanlardan insanlarımız da var. Peki Uluslararası Doktorlar Derneği'nin, İngilizce kısa adıyla AID Derneği'nin, AID'in ana faaliyet alanı nedir hocam? AID aslında söyledim ya, bir sağlık yardım derneği. Hı hı. Sağlıkla ilgili olarak da 3 temel esasla çalışıyoruz. Bir sağlık hizmeti veriyoruz. Bir sağlık eğitimleri veriyoruz. Bir de sağlıkla ilgili, evet, altyapı çalışmaları, ihtiyaç olan yerlerde destekliyoruz bunu. Sağlık hizmeti tabii çok geniş bir başlık. Yani hani bir yerde diyelim ki işte bir diş tedavisi de bir sağlık hizmeti. Evet. Açık kalp ameliyatı da bir sağlık hizmeti. İşte bir felaket olur, felakette arama kurtarma faaliyetleri ya da özellikle tıbbi yardım anlamında, evet, emergency medical team dedikleri bir faaliyet alanında. O da bir yardım hizmeti. Evet. Bununla ilgili olarak faaliyetlerimiz oluyor. Eğitim faaliyetlerimiz oluyor. Bir de dediğim gibi altyapı destek faaliyetlerimiz oluyor. Şimdi bunları başlık altında inceleyecek olursak, mesela biz tıbbi yardım olarak işte afetlerde destek olduk, oluyoruz. Ondan sonra bazı yerlerde işte sağlık hizmetleri götürüyoruz ihtiyaç olan yerlerde. Hı hı. En büyük alanlarımızdan bir tanesi katarakt ameliyatları yapıyoruz. Evet. Ortez protez projelerimiz var. Biraz önce bunlar üzerinde belki dururuz. Tabii. Eğitim faaliyetlerimiz var. Hı hı. Bir de dediğim gibi altyapı çalışmalarımız var. Yani mesela biz afet anlamında işte Nepal'de biz vardık. Evet. Bangladeş'te, Myanmar'da biz olduk. İşte ta 2013 yılında Durban, Kenya'da, evet, Dadaab'da, Somali'den, hı hı, gelen küçük çocuklar, evsiz yurtsuz kaldıklarında, ölümle karşı karşıya kaldıklarında biz onlara, evet, götürüp ilaç desteği verdik, tıbbi destek, hı hı, verdik. Böyle işte Türkiye'de de, yurt içinde de işte deprem oldu, depreme gittik. Hı hı. Başka yerlerde başka felaketler olur, onlara veriyoruz. Ayrıca işte gebelere yönelik faaliyetlerimiz var, sosyal yardım faaliyetlerimiz var. Evet. Mesela savaşta psikolojisi bozulmuş çocuklara psikolojisi destek faaliyetlerimiz oldu. Hı hı. Türkiye'de yaşayıp sağlık güvencesi olmayan gebelere yönelik faaliyetlerimiz oldu. Evet. Yurt dışında da eğitimlerimiz oldu. Eğitim, hı hı, başlığına girdiğimizde çok geniş bir alanımız var. Mesela biz Türkiye'nin, dünyanın birçok yerinde eğitimler verdik. Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Azerbaycan'da, Somali'de, Sudan'da işte yeni doğan resütasyon eğitimleri verdik. İşitme, hı hı, tarama testi eğitimleri verdik. Somali'de bir tıp fakültesi kurduk İHA ile beraber. Çok güzel. Ve o tıp fakültesinden bahsederim biraz sonra detaylı bir şekilde. 50 tane arkadaşımız geçtiğimiz yıl 2021 yılında mezun oldular. Somali'ye doktor oldular. Evet. Sudan'da bir EBE okuluna eğitim desteği verdik. Bir hızlı eğitim programı geliştirdik ve 1,5-2 yıl içerisinde ebe yetiştirdik orada. Çünkü çok ciddi oranda evde doğum oranı yüksek Sudan'da. Evet. Ebeler eğitim açısından çok çok önemliydi, ebelerin yetiştirilmesi. Çünkü anneler doğum sırasındaki kanamadan kaybediliyor. Yanlış strateji yüzünden. Bu nedenlerle arkadaşlarımız orada bu eğitimi desteklemek suretiyle işte ebe yetiştirme faaliyetinde bulunduk ve oradaki bu süreci etkilemeye çalıştık. Yani faaliyetlerimiz, ana faaliyetlerimiz bu üç alan diyebiliriz. Sağlık hizmetleri, eğitim ve altyapı çalışmaları.
Evet, bu altyapı çalışmaları da tabii ki önemli hocam. Şimdi altyapı derken tabii ki doğal olarak insanların aklı hemen bambaşka bir şey geliyor. Ama sağlık alanında altyapı. Sağlık altyapısı, evet. Şimdi bu, yani ne oldu? Mesela Nijer'de bir hastane açtık. Katarakt ameliyatı ile ilgili bir hastane. İşte Bangladeş'te bir hastane açtık. Burkina Faso'da Sadaka Taşı Derneği ile birlikte bir hastane açtık. İdlib'de bir değil iki hastane açtık. Bir Atme Kadın Sağlığı Merkezi. Sonra orak kapandı. İdlib'de şu anda bir protez ve katarak merkezimiz var. Ayrıca bir kadın ve çocuk sağlığı merkezi açtık. Bir de Cerablus'ta bir hastanemiz var. Açtık ve işlettik. Yani altyapıyı yapıyoruz. Oranın yerel otoritesine teslim ediyoruz alın işletin diye. İşletemedikleri yerde de biz işletiyoruz. Hem kendi doktorlarımızı götürüyoruz hem oradaki lokal doktorları, lokal insan gücünü istihdam ediyoruz. İşte ebesidir, hemşiresidir, eczacısıdır, doktorudur vesaire. Bunu Afrika'da da yaptık. Evet. İşte Suriye'de yaptık. Değişik yer, Bangladeş'te yaptık. Filipinler'de eğitim açısından destek olmaya çalıştı Boksomoro'daki Müslüman kardeşlerimize. Böyle faaliyetlerimiz var, evet. Altyapıdan kastımız bu. Evet. Yani hem hastane, evet, hem hastaneye giden yollar. İşte bir tıp fakültesi açtık mesela. İhtiyaç halinde o yardım için koştuğunuz ülkelerdeki hekimlere eğitim konusunda da tabii ki destek veriyorsunuz. Tabii tabii. Hocam. Mesela Çad'da sünnet büyük bir problem. Evet. Müslüman vatandaş, halklar çocuklarını sünnet ettirmek istiyorlar ama oranın şartlarında bir $50 mal oluyor bir sünnet. Çok yüksek bir maliyet. Yani düşünün ki işte $1.5-$2 bir aile geçiniyor. İşte aylık $50-$60, $100. $50 sünnet ettirmek, hadi bir de doğum oranı yüksek olunca zor. Evet. Biz bir sünnet programı geliştirdik. Oraya genel cerrahi uzmanı Şaban Bey var. Bizim yönetim kurulu üyemiz. Onun koordinatörlüğünde bir ekip gitti. Orada hem sünnet yaptılar hem oradaki arkadaşlara nasıl yapıldığını gösterdiler. Yapmamışlar hayatlarında. Bilmiyorlar pratiklerini. Ve ondan sonra biz geldik. Onlar orada devam ettiler. Hem maddi anlamda onun işte desteğini sağlamış olduk. Hem de o insan orada bu işi yapıp devam ettiler. Benzer şekilde Nijer'de bir katarakt hastanesi açtık. Oradaki doktorlara, göz doktorlarına katarakt ameliyatı nasıl yapılır gösterdik. O doktorların katarakt ameliyatları, ameliyat başına para vermek suretiyle oranın doktorlarını istihdam ettik. Hem eğitim vermiş olduk, hem istihdam ettik, hem de kataraklarını, hastalarının ameliyatlarını yapmış oldular. Evet. Böyle faaliyetlerimiz oldu. İşte şeyde Pakistan'da bir tır aldık. Tırın içerisini katarak projesinde anlatırım. Doldurduk ve tırla işte bütün Pakistan'ın uzak yerlerini, kırsal alanlarını gezip tespit etmek suretiyle böyle bir hizmetimiz oldu. Buyurun, bir şey soracaksınız. Sormak değil de sizi şu ana kadar çok yordum, farkındayım. Biraz soluklanmanız için ekrana bir görüntü getirmek istiyorum izninizle. Efendim, Uluslararası Doktorlar Derneği'nin çalışmalarına dair kısa bir görüntümüz var. İndi insan yeryüzüne. Tufanlardan çıkıp yayıldı dört bir köşeye. Demiri eritti, toprağı işledi. Teknolojiyle sonsuz maviliklere yükseldi. Geleceğe hep büyük adımlarla ilerledi. İlerleyiş yıkım getirdi bir yerlerde. Yaşamdan kıstı yeryüzünde. Fakat biz merhem olmak için çıktık yola. Merhametle attık her adımımızı. Yeryüzünde tıbbi yardım ve desteğe ihtiyaç duyan her bir bireyin yanında olmak, kiminin eli, kiminin gözü olmak için. Umutlar hep taze kalsın diye. 21 ülke ve sayısız bölgede, ulaşılması en zor yerlerde gece gündüz yol alıyoruz. Savaşa bağlı yaralanmalar, bombardımana bağlı yaralanmalar.
Uluslararası Doktorlar Derneği Çocuklar İçin Hareketi artık yaşıtları gibi, eskisi gibi koşup yürüyebilecek. Yapılan yardımlarla savaş mağdurlarına umut olmaya devam ediyor. EYD, Uluslararası Doktorlar Derneği. FEM Doktorlar Derneğimizin, Uluslararası Doktorlar Derneğimizin faaliyetlerinden bir kısmını ekranınıza getirdik. Kıymetli hocam, tabii ki sağlık dünyanın en pahalı giderlerinden biri aynı zamanda. Siz dünyanın farklı coğrafyalarında mazlum insanlara, yardıma muhtaç insanlara, sağlık yardımına ihtiyaç duyan insanların yardımına koşuyorsunuz. Da bunun bir maddi külfeti olması gerekiyor. Yani bunun için mali kaynaklarınız neler? Teşekkür ediyorum bu vatandaşlarımıza, halkımıza, seyircilerimize bu konuda hani bilgi verme fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah. Aslında hakikaten önemli bir konu. Aslında bütün dünyada yardım konusu bir önemli bir konu. Yardım deyince aklımıza hep şey geliyor, işte sokakta dilenciye verdiğimiz yardım ve maalesef de istatistiklere göre yapılan yardımların başında geliyor dilenciye verilen yardımlar. Ya yardım yapan ülkeler içerisinde bizim ülke iyi bir yerde ama en tepede değil. Evet. Özetle buradan şöyle şu girişi yaptım. Bizim faaliyetlerimiz yardımlarla destekleniyor. Mali kaynaklarımız yardımlar. Bu yardımlar da çoğunlukla proje bazlı yardımlar oluyor. İşte bir proje geliştiriyoruz. Mesela katarak projesi. Bu bir proje. Evet. Bu projede işte bir katarak ameliyatı bugünkü parayla 850 liraya mal oluyor. 850 lira alıyoruz vatandaştan. Vatandaşımız bağış yapmak istiyor. 850 lira bir katarak için yapıyor bağışını. Biz de o ameliyatı yaptığımızı belgeleyip o bağışı yerinde kullanarak bağışçımıza iletiyoruz. Evet. Proje bazlı dedim. Bu birisi vatandaştan aldığımız yardım. Bu arada şey söyleyebilirim. Vatandaşımız bizim web sayfamıza girerse iyidoktoruz.org orada işte bağış yap kısmına tıkladığında bağış yapabilir. Evet. Bir de dediğim gibi proje bazlı gidiyoruz. Projelerde de örneğin bizim ortez protez savaşlarda uzvunu kaybeden kişileri yaptığımız protez projesinde proje kaynağımız, mali kaynağımız kuvvetten bir vakıf, Beytü Zeka Vakfı diye. Evet. Aslında Kuveyt Devleti'nin de bir devlet olarak kurduğu bir vakıf. En büyük proje kaynağımız, proje partnerimiz oydu. Ayrıca İHA bizim bütün bu faaliyetlerimizde en büyük proje ortağımız, partnerimiz. İHA da yine bağışlarla yapıyor bunu. Sadaka Taşı Derneği bize bu anlamda destek oluyor. Allah razı olsun hepsinden. Ama sonuçta bu bir sağlık yardım derneği ve bağışlarla yapıyoruz. Bir de bir şeyi söylemem lazım mutlaka. Buyurun. Türkiye'nin biliyorsunuz bir TİKA'sı var. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı eskiden Başbakanlığa bağlıydı. Evet. Şimdi Kültür Bakanlığı bünyesinde faaliyet veriyor. Türkiye'nin bir sivil toplum örgütü gibi faaliyet gösteren bağımsız diplomatik bir örgütü TİKA. Evet. Bizim faaliyetlerimizde de TİKA'dan çok destek alıyoruz. TİKA bizim işte personelimizin masraflarını karşılıyor. İşte konaklamasını, yolunu vesaire. Cihaz alacaksak projeye göre cihaz masraflarımızı karşılıyor. Ve bizim özellikle eğitim faaliyetlerindeki en büyük desteğimiz, destekçimiz TİKA. Allah yöneticilerinden razı olsun. Allah devletimize İnşallah. Zeval vermesin. Amin. Yani sonuç itibariyle bizim proje kaynaklı, proje partnerlerimiz var. Oradan kaynaklarımız geliyor. Bir de bağışlarımız var. Bağış tekrar edeyim. Kendi web sayfamıza girerlerse bizim web sayfamıza orada bağış butonu var. Bağış ikonuna tıklayarak nasıl bağış yapacağı ile ilgili, ne kadar bağış yapacakları ile ilgili onlara yardımcı olacak, yol gösterecek bir programımız var. AİD'nin internet sitesinde, Uluslararası Doktorlar Derneği olarak da vatandaşlarımız internetten aratırlarsa, kısaldı AİD, Uluslararası Doktorlar Derneği'ni internetten arattığında
bunu çok net bir şekilde görebilirler. Zaten bağış adresi de şu an ekrana yansımış durumda. Arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, devlet millet el ele veriyor dünyanın dört bir yanına. Biz Allah şükürler olsun yardım elimizi uzatıyoruz. Kesinlikle. Bir de öyle güzel insanlarımız var ki, evet ben yoğunum, yoğun bir tempoda çalışıyorum, eşim var, çocuklarım var ama ben yardım derneklerine de, bu faaliyetlere de destek olmak istiyorum, gönüllü olmak istiyorum diyen insanlarımız da var. Nasıl gönüllü olabilir insanlarımız? Evet, bizim faaliyetlerimiz sizin ta girişte söylediğiniz şekilde gönüllülük faaliyetleri, gönüllülük yasasına göre dayanan faaliyetler. İşte gönüllü doktorlarımız gidip bildikleri sanatlarını icra ediyorlar. Hı hı. Gönüllü eczacılarımız bu anlamda ilaç organizasyonlarında görev yapıyorlar. Evet. Gönüllü diş hekimlerimiz diş tedavilerinde görev alıyorlar. Aynı şekilde ebelerimiz, hemşirelerimiz nerede bir faaliyet varsa orada gönüllü olarak yer alıyorlar. Gönüllü olan, sağlıkçı olmayan insanlarımız da olabiliyor. Onlar da bu anlamda gönüllülük faaliyetlerini değişik şekillerde gerçekleştirebilirler. İşte bir yerde bir toplantı olur. Mesela tıp fakültesinde bir faaliyet yaparız öğrenci topluluğu anlamında. Evet hocam. İşte orada öğrenciler bir araya gelirler, yaparlar. Gönüllü olmak çok kolay. Bizim yine web sayfamızda gönüllü ikonu var. Hı hı. Gönüllü ikonuna tıklayınca gönüllü ol kısmı çıkıyor. Orada bilgiler dolduruluyor. Hı hı. O bilgileri doldurmak suretiyle gönüllü olabilirler. Sonra bizim envanterimize onlar işleniyor. Daha sonra arkadaşlarımız irtibata geçiyorlar insanlarla. İhtiyaç halinde gönüllü olarak bulunmak istedikleri faaliyetten, yapmak istedikleri işlevden istifade etmek suretiyle onların da bu anlamda işte arzu ettikleri bu yardımı yapmalarına destek oluyoruz. Yani özetle web sayfamızda gönüllü ikonundan gönüllü olabilirler. Evet. Yani gönüllü olmak illa işte bir şey yapacağı anlamına da gelmiyor. Hı hı. Onu da söyleyeyim. Ama mesela bir bağış yapmak suretiyle gönüllü olabilir. Düzenli bağış yapılabilir. Hı hı. Azdır, işte 50'dir, 100'dür aylık miktar. Ama bir ödeme taahhüdünde bulunursa gönüllü olabilir. Ya da der ki işte ben bizim olduğumuz bölgede şöyle şöyle bir sağlık yardımına ihtiyaç var. Bunu yapar mısınız diye bize bir proje sunabilir. Evet. Bu anlamda proje geliştirirse böyle bir gönüllülük olur. Kendi de orada rol alır. Hı hı. Ya da işte bizim ileride yapacağımız faaliyetlerle ilgili bir ihtiyaç listesi oluştururuz. O ihtiyaç listesinde bulunan isimlerden faaliyet hizmet alanı zamanı geldiğinde istifade etmek üzere kendilerine başvurabiliriz. Sonuçta web sayfasından gönüllü oluşundan gönüllü olabilirler. Evet. Şimdi kıymetli hocam projelerden bahsettiniz. O projeleri biraz detaylandırma vakti geldi diye düşünüyorum. Tabii öncelikle ekrana yine bir görüntü getireceğim. İdlib Göz Sağlığı Merkezi ile ilgili bir videomuz var. İzleyeceğiz. Ardından kıymetli hocamla sohbetimize devam edeceğiz. Oh.
Efendim İdlib Göz Sağlığı Merkezi ile ilgili görüntüler ekranımıza geldi. Kıymetli hocam, buradaki Göz Sağlığı Merkezi, yani İdlib'de inşa edilen, biz burada sadece bir bina mı inşa ettik, yoksa içindeki gerekli malzemeleri de ve oradaki doktorların eğitimi de dahil olmak üzere komple anahtar teslim bir proje mi oldu bu? Tabii hem binayı yaptık, hem içerisindeki aletleri aldık, hem de bundan sonraki süreçte yapılacak olan ameliyatların da giderlerini karşılıyoruz, karşılayacağız. Evet. Ve oradaki lokal faktörleri de istihdam ediyoruz. Lokal hekim arkadaşlarımız da bize yardımcı oluyorlar. Hı hı. Lokal sağlık otoritesiyle de işbirliği halindeyiz. Sadece göz merkezi değil, diğer işte özellikle kadın sağlığı ve çocuk sağlığı ile ilgili olarak da merkezimiz var. Oranın da hem binasını yaptık, hem giderlerini karşılıyoruz, hem de çalışanların da maaşlarını ödüyoruz. İhtiyaç olduğunda da Türkiye'den arkadaşlarımız gidip eğitime destek veriyorlar. Yani eğitim sadece sadece bu gözle ilgili de değil yani. Evet, tabii ki. Birçok yerde bildiğiniz kurslar, işte kongreler, kongre çaplı küçük sempozyumlar vesaire gibi faaliyetlerimiz de oluyor. Şimdi kıymetli hocam, benim anladığım kadarıyla şöyle bir durum söz konusu. Şimdi bir vatandaşımız, bir bağışçımız, bir gönüllü insanımız, farz edelim bir katarak operasyonu için Uluslararası Doktorlar Derneği'ne bağışta bulundu. Benim anladığım kadarıyla şöyle hocam, bu insanımız, bu bağışçımız zincirleme bir olayı tetikliyor. Bir vatandaşın göz ameliyatının yapılmasına, bir operasyonun yapılmasına vesile olduğunu zannediyor ama o kadarla sınırlı değil. Evet, o insanın, bir başka insanın yaşamış olduğu göz probleminin giderilmesine vesile oluyor. O vesileyle birlikte o operasyonu yapan sağlık çalışanlarının maaş almasına vesile oluyor. O sağlık çalışanlarının da gidip ailelerini geçindirmeleri ve yerel esnafta alışveriş yapıp o ülkenin ekonomisinin canlanmasına vesile olur. Yani zincirleme bir etki söz konusu anladığım kadarıyla burada. Evet tabii. Yani giderek yayılan bir iyilik ve güzellik hareketi. Çok doğru, ama bizim üzerinde odaklandığımız nokta şu aslında. Bu görmeyle ilgili olarak önlenebilir körlük nedenleri arasında iki tane büyük neden var. Evet. Birinci sırada katarakt, ikinci sırada kırılma kusurları geliyor. Hı-hı. Yani gözlükle önlenebilecek bir körlükten bahsediyoruz. Evet. Şimdi katarakt düşünün. Afrika'da gelir düzeyi çok düşük. Tabii. İşte 1 dolar, 1,5 dolar günlük. Hı hı. Ayda 50 dolar, 60 dolar dolara vurduğumuz zaman. Ve bir evde bir kişi çalışıyor. O kişi özellikle Sahra Altı Afrika'da güneşte çok. Evet. Güneşin de katkılarıyla erken yaşta katarak gelişiyor. O kişi çalışamadığında o aile aç demek yani. Hı. O insanın gözünü açmak demek ona bir dünya vermek anlamına geliyor. Onun için katarak ameliyatları hakikaten çok çok önemli. Hı. Bu anlamda da işte o aileye, o insana bir dünya vermiş oluyor. O ülkeye de bu anlamda gidip eğitim veriyoruz ya, hani işte balık tutmayı da öğretmiş oluyoruz. Evet. Oradaki insanlar bizim desteğimiz biterse bir gün, hı, kendi imkanlarıyla da bu ameliyatları yapacak hale geliyorlar. Aynı zamanda işte Suriye'deki vatandaşlara da bu anlamda destek veriyoruz. Evet. Şimdi bir şey daha söyleyeyim mesela. Biz Suriye'de bir de şunu yapıyoruz. Özellikle o göz merkezimizde çocuklarda kırılma kusuru olan çocuklara gözlük veriyoruz. Hı hı. Orada ölçüm yapılıyor. Evet. Türkiye'ye geliyor o ölçümler. Türkiye'de gözlük takılıp geri gidiyor. Oraya biz, hı, gözlük vermiş oluyoruz ve iki gözlük konudaki önlenebilir gözlük nedenler arasında bu iki konuda oradaki insanlara sağlık hizmeti, sağlık desteği vermiş oluyoruz. Dolayısıyla katarak çok önemli ve biz bugüne kadar tabii son 10 yıl içerisinde, son 7 yıl içerisinde 55 bin katarak ameliyatı gerçekleştirdik. Bu çok iyi bir sayı. Yani kesinlikle. Önceki yaptıklarımızla birlikte 100 binin üzerinde katarak ameliyatı yapmış durumdayız bugün. Hizmet olarak çok güzel bir şey. Eğitim olarak da dediğim gibi işte biz Nijer'e bir bina yaptık, hı hı, ve o binayı göz merkezi, o binayı oranın üniversitesine bıraktık. Oradaki doktorları da eğitmiş olduk ve onlar orada o hizmete devam ediyorlar. Evet. Benzer şekilde Mali'de, benzer şekilde
Başka ülkelerde de bu faaliyetlerimiz var. Kıymetli hocam, bazı insanlar var ki karanlıkta uyumaktan bile korkarlar. Çünkü çevrelerini göremezler. Şöyle bir dakika gözlerimizi kapatarak dünyayı algılamaya çalışsak, konuşmaya çalışsak aman Allah'ım diyoruz. Ruhumuz daralıyor, sıkılıyoruz. Görmek bu kadar önemli bir şey. Kesinlikle. Bir de bu önlenebilir. Gördükten evet, bahsediyor. Önlenebilir. Yani bu bir bağışla, yani şöyle diyeyim, bugünkü parayla işte 850 dolar TL ile evet. 1000 dolardan az bu işte. 5-600 dolarlık. Kaç dolar yapıyor? 100 dolar. O civarlarda. O civar. 100 dolardan daha az. 60-70 dolarlık bir parayla insan gözlük görüyor. Gözlük dahil edelim ona. 100 dolar mesela diyelim yani. Gözlükle beraber işte 80 dolara gözü açılıyor ve ona bir dünya bağışlıyorsunuz. Evet. Bu hakikaten hem gözü açılan için çok büyük mutluluk, hem de o faaliyette bulunan için. Kesinlikle. Hem bizim dernek olarak bizim için, kesinlikle, hem bağışçı için çok büyük mutluluk ve tabii ki çok büyük bir hayır. Hani bir hadis-i şerif var ya, buyurun, insanların en hayırlısı onlara en faydalı olandır diye. Bizim zaten düsturumuz da bu aslında. İnsanlara bu anlamda faydalı olmaya çalışıyoruz. Bağışçılarımız da bu anlamda faydalı olmuş olurlar yani işte. Kıymetli hocam, çeşitli sorunlarla karşılaşıyoruz, görüyoruz. Savaşlar, en büyük yıkımlar. Aileler dağılıyor. Ufacık çocuktan tutun da annelere, babalara kadar gitip giden canlar. Yıkılan binalar, atılan bombalar, kaybolan hayatlar, gitip giden uzuvlar. Kolsuz, bacaksız hayata tutunma mücadelesi veren insanlarımız da var. Ortez protez projesini de biraz ayrıntılandırmanızı rica edeceğim. Aslında bu hakikaten bizim gurur duyduğumuz bir projemiz. Yani keşke bunu yapmak durumunda kalmasaydık. Keşke bu hallere düşmeseydik. Ama biraz önce de söylediğin gibi savaşlar yüzyıllardır var, bin yıllardır var ve savaşlarda canlar kaybediliyor. Evet. Söylediğiniz gibi uzuvlar da kaybediliyor. Özellikle çocuklarda, özellikle kadınlarda bunlar hakikaten ortaya çıktığında yok kabul edilemez, dayanılamaz bir durum söz konusu oluyor. Bu dindirilmez bir acı oluyor. İşte bu dindirilemeyen acıyı olabildiğince azaltmaya yönelik bir faaliyetimiz bu. Kolunu bacağını kaybetmiş, ekstremite diyoruz biz bunlara. Ekstremitesini kaybetmiş, uzvunu kaybetmiş insanlara yapay kol bacak yapmaya çalışıyoruz. Ortez protez merkezimiz İstanbul'da çok güzel bir merkez. Bu projenin işte partneri dediğim gibi Kuvvetin Beytüzzeka. Onunla birlikte bu projeyi gerçekleştirdik. Ve bugüne kadar 1500 civarında protez yapılmış durumda. Bu büyük bir sayı. Ve şunu söyleyeyim Murat Bey. Biz Türkiye'de ilk kez 3 boyutlu printer ile soket yapan bir derneğiz. İlk defa biz onu getirdik. Türkiye'de kurduk. Ve 3 boyutlu printer ile soket yaptık. Yani o protez, hani kolun kopan kısmına şöyle giriyor ya. Evet, evet. İşte o kısmı ve bilgisayar bazlı bu. Mesela İdlib'de, mesela Reyhanlı'da ölçüm alınıyor. O ölçümler bilgisayar aracılığıyla da bizim İstanbul'daki merkezimize ulaşıyor. Merkezimizde o soket üretiliyor ve sonra işte ilgili yere, Reyhanlı'ya, İdlib'e, başka yerlere gönderiliyor. Oradaki teknik ekipte işlemini tamamlayınca oraya protez yerleştiriliyor. Evet. Bu hakikaten bizim gurur duyduğumuz bir proje ve bunun her birinin maliyeti aşağı yukarı 30-40 bin TL civarında tabii, oluyor. Tabii bazen ki 50 bin. Ve biz bugüne kadar 1500 protez yaptık, 1100 hastaya. Bir çocuğa yapıyorsunuz bir protezi, 2-3 sene sonra o büyüyor, değiştiriyorsunuz. İşte öyle olunca bir kişiye birkaç sefer yapmak durumunda kalıyoruz. Ve dediğim gibi çok iyi bir sayı Türkiye şartlarında bu hizmeti yapıyoruz. Allah razı olsun. Allah, evet. Bir de burada şey söyleyeceğim hocam. Buyurun. Bu protez projesini geliştiren Marmara Üniversitesi'nde bizim EİD'in gönüllülerinden, EİD'in icra heyetinden olan bir hocamız var, Yaşar Tatar Hoca, profesör. Profesör Yaşar Tatar
öncülüğünde bu proje yürüyor. Yani. Hocamıza buradan teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Ve kendisini de İyi ki var. Tebrik ediyorum. Hakikaten çok güzel bir proje, çok büyük proje. Evet. Kıymetli hocam, artık yavaş yavaş son dakikalara doğru yaklaşıyoruz. Sosyal projeleriniz nedir ve bu tarz organizasyonlarla ilgili, bu tarz organizasyonların önemini, gerçi buna değindik ama bunlarla ilgili de birkaç cümle rica edeceğim. Zira yine bir görüntü getireceğim ekranınıza. Tabii şimdi sağlık yardım hizmeti deyince, yani sadece öyle mekanik bir hizmet değil, bazen tabii. Ruh sağlığı da önemli oluyor. İşte biz ruh sağlığı bozulan, ruh sağlığı bir şekilde etkilenmiş, kötü yönde etkilenmiş olan kişilere de bu anlamda destek olmaya çalıştık. Savaşta zarar görmüş, psikolojisi bozulmuş çocuklar için psikolojik destek projemiz oldu. Evet. O çocukları belli aralarla psikoterapiye aldık, çok destek olduk. Aynı şekilde kadınlara bu şekilde destekler olduk. Bir de kadınlara sosyal hizmetler anlamında da yardımlarımız oldu. Özellikle savaştan zarar görmüş annelere. Düşünün, zarar görmüş, kaçmış, Türkiye'ye gelmiş, Türkçe bilmiyor. Bir şekilde İstanbul'a gelmiş. Başka şehirlere gelmiş, büyük şehirlerde sosyal adaptasyon problemleri var. Tabii. Bunlara da psikologlarımız eşliğinde, gönüllüler eşliğinde, ücretsiz gönüllülerimiz eşliğinde destek olmaya çalıştık. Aynı şekilde annelere bu anlamda destek oluyor İstanbul'da. Bu da ayrı bir proje. Avrupa Birliği'nden bu konuda destek aldık, fon aldık. Evet. Ve onu uyguluyoruz. Sosyal desteği olmayan, sağlık desteği olmayan annelere hem sosyal anlamda hem de sağlık anlamda destek oluyoruz. Evet. Sosyal faaliyetlerimiz de bu anlamda var. Üniversitelerde de sosyal faaliyetlerimiz var. Evet. Kıymetli hocam, özetle hayaller gerçek olsun diyoruz. Onunla ilgili bir görüntü var. Hadi buyurun, tamam. Onu bir izleyelim. Tamam. Enkaz arasında hayallerinin peşinde koşan bir çocuk. Hayaller gerçek olsun. Şimdi efendim, tabii ki yaşanmışlıklarımız var. Programın artık son dakikalarındayız. Hani programın başında dedim ya, Türkiye'de gezmedik yer bırakmamışsınız ve sohbetimiz esnasında örnekler de verdiniz. Anladığım kadarıyla dünyanın mazlum coğrafyalarında da, yardıma muhtaç olan insanların bulunduğu coğrafyalarda da adım atmadık yer kalmamış gibi anladığım kadarıyla. Hiç unutamadığınız, sizi etkileyen bir anıyı paylaşmanızı rica edeceğim ve bunun peşinde de son sözlerinizi rica edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Aslında söyleyecek çok şey var. Eğitim Kesinlikle. Faaliyetlerine hiç giremedik ama ben kısaca şuna değinmek istiyorum. Mesela çocuk ölümleriyle ilgili neonatal resüsitasyon programları var. Evet. Çocuğun ilk dakikalarında, doğduktan sonraki ilk dakikalarda müdahale edildiğinde, nefes alması sağlandığında o çocuk, nefes alma problemi olan çocuktan bahsediyorum, yaşayabiliyor. Evet. Sırf bu eğitimi vermek suretiyle bebek ölümleri düşürülebiliyor. Bizim Türkiye'de 2008 yılından beri, 98 yılından beri devam ediyorum, 2008 yılından beri çok düşmüş durumda. Binde dörtlere kadar düşmüş durumda, bin doğumda. Bu yüksek olan yerler var. Bir tanesi Azerbaycan. Biz Azerbaycan'da neonatal resüsitasyon eğitimi verdik. Ve yıllar içerisinde orada nasıl müdahale edeceklerini öğrettik. Evet. Ve o eğitim oradan düştü. Bu bizi çok sevindiren bir şey. Benim şimdi çok geziyoruz ya, gidiyoruz yurt dışına faaliyetlerden. Hakikaten bir takım şeyleri görüyoruz. Bunlardan bir tanesi, bizim ülkemiz gerçekten gelişmiş bir ülke. Hiç kimse başka şeyler söylemesin. Kesinlikle. Özellikle sağlık anlamında biz hakikaten çok iyi noktadayız. Bir de şunu söyleyeyim. Gerçekten sağlık anlamında yardıma muhtaç, ihtiyaçlı insanlar var.
Şimdi unutamadığım iki tane şey anlatacağım. Bir tanesi bu kataraktla ilgili. Evet hocam. Pakistan'da bir katarakt kampı yaptık. İşte kamp yapıyoruz. Oraya insanlar çevreden 100 kilometrelerden geliyorlar. Orada 1-2 gün kalıp işte ameliyat olup gidiyorlar. Bütün masrafları da bizim tarafımızdan karşılanıyor. İşte bir kampın birinde, bir kadınlar biriminde oturuyorlardı hastalar. Bir kızcağız dikkatimi çekti. Babana bir şey söylemek istedi. Türkçe bilmiyor, İngilizce de bilmiyor. Bir tercüman aracılığıyla konuştum. Kız şunu söylüyor. 28 yaşında kız, doğuştan biraz katarakt olmuş ve 28 yıldır az görüyor, iyi görmüyor. Evet. Dedi bana, ben tercüman aracılığıyla anladım. İşte gözüm kör olduğu için kimse benimle evlenmiyor. Şimdi gözüm açılacak ve ben evleneceğim diye. Ya. Bu etkili bir şeydi hakikaten. Bir yuva kurmak istiyor. Evet. Yani bir yuva kurmak istiyor. Tabii, çoluk çocuğa kavuşmak istiyor. Biz ona yani işte sadece bir ameliyat yapmadık yani. Bir yuva bağışlamış gibi olduk hakikaten. Allah beni etkilemişti bu. Bir de bahsi geçmedi, çok konuşamadık ama Tanzanya'da albino renk hastalığı var ya, albinizm. Albinolar var. Albino oranı Tanzanya'da biraz yüksek ve Tanzanya'da yanlış bir inanış var. O albinoları büyülü, lanetli gibi falan bakıyorlar. Evet. Çok büyük bir bu sosyal problem. Aynı zamanda sağlık problemi bu. Çok büyük hakikaten çalışmalar da var. Devlet işte bunların organlarını çalıyorlar vesaire. Devlet bunları bir kampta topluyor. Bizim de bundan bir haberimiz oldu. Bu kampta iyileştirme projesi yaptık, program yaptık. Hakikaten gittik, orada iyileştirmeler yaptık. Bitiyor hemen. Estağfurullah. Ya yani kamp çok kötü. Bir ya çocuklar tek günah yani ya bir şey diyemiyorum. Anladım. Ya tek özelliği albino olması. Evet. Bir yatakta 4 tane çocuk yatıyor. Yemek yok. İşte açlılaş şey gibi ıslak pilav gibi bir şey yiyorlar. Evet. Ve gittik baktık çocukların durumu çok kötü. Biz onlara iyileştirme yaptık ama bir de sordum, çocuklar hiç et yediler mi? Dediler ki 6 aydır et yemiyor bunlar. 6 ay önce bir. Ya. Biz şimdi hemen etrafta bir faaliyet yaptık. İşte 15 tane keçi aldık, kestik. Onlara o gün et pişirip yedik. Ve vali bey, bölgenin vali hanım bundan çok etkilendi. Ve bize teşekküre geldi. Bizim sadece o yemekte faaliyetimizden dolayı. Evet. Ve bu da beni çok etkilemişti. Sadece o değil tabii, çocukların oradaki durumu çok etkilemişti. Bu unutamadığım iki hadisedir. Başkaları da var ama. Evet yani. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Galiba. Evet, hatta biraz aşkım. İyi konuşuyorduk. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorum. Size ve sizin nezdinizde Uluslararası Doktorlar Derneği'nin tüm üyelerine canı yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun diyorum efendim. Çok teşekkür ederim Murat Bey. Ben öncelikle ekip arkadaşlarımıza, EYT Yönetim Kurulu üyelerini, bütün çalışanlarını ve özellikle de başkanımız Sayın Uzman Doktor Mevlüt Türseven Beyefendi'yi çok tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hakikaten çok çalışıyor. Ve bu faaliyetler kolay olmuyor gerçekten. Sürekli olarak peşinde koşturmak, çalışmak gerekiyor. Bir de bütün halkımıza ve bağışçılarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü onların bağışlarıyla bu hizmetler yürüyor, bu işler yapılıyor. Ve size de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bütün seyircilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, böylece Yeryüzü Notları'nın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşmek üzere.